Hocam bugün çok enerjiksiniz. Evet, bugün çok enerjiyim. Neden? Yani bilemiyorum. İyi enerjim, uyudunuz herhalde. İyi. Yani çok iyi uyudum söylenemez. Hocam hoş geldin. Merhaba. Merhabalar hocam. Merhaba hocam. Merhaba Caner. Merhaba. Evet, yeni bir konuğumuz var Caner. Ben yani şey sanıyordum, soruları böyle hazırlıyoruz öncesinde. İşte buraya gelip böyle herkes soru sanıyordum. Ya bazen de hazırlıyoruz da. Hazırladın mı peki? Konuyu bilmiyorum şu an. Bence başlayalım. Enerji deyince aklımıza hep böyle sanayi devrimi, kömür falan geliyor. Bunun öncesinde de enerji tarih açısından önemli bir kavram mı? Önemli, sadece ölçmesi zor. Aslında ilk yani bir insanın kendisinin... Yani bir organizma olarak ve toplumu da bu organizmanın bütün olarak algılarsan bu enerjinin daha efektif kullanılması için bazı gelişmeler var. Bunlardan ilki iki ayak üstüne yürümek, bipedalizm. Aslında insanlar ilk başta iki ayak üstüne kalktıkları zaman, değil mi? Caner niye iki ayak üstüne yürüyor insanlar? Niye dört ayak üstüne yürüyorlar? Bir yere varmak için. Oğlum kediler bir yere varmıyor mu? Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani iki ayak üstüne yürüdüğün zaman kalkıyorsun iki ayak üstüne ve enerji tasarrufu sağlıyorsun. Enerji tasarrufu sağladığın zaman beynin büyüyor. Mesela maymunlarda %8 ile %10, bazı diğer hayvanlar %4 ile %5 beynin yediği enerji. İnsanlarda %25. Çok yüksek bir oran. Bunun olabilmesi için senin zaten enerjinin tasarrufunu sağlaman. Başka faydaları da var. İşte alet tutabiliyorsun falan filan. Çünkü bizim parmaklarımız her dijit, yani her parmak beyin sensörü motor kompleksinde başka bir yere bağlı olduğu için parmakları tek tek de kullanmamız mümkün. Dolayısıyla alet kullanabiliyoruz. İşte ne bileyim dili falan ağzı da boş bıraktığı için, yani böyle tamamen şeyde olmadığı için konuşmayı falan geliştirmekte bu şey çok önemli. İlk başta böyle evrimsel süreçler var. Kontrol edemedin. Ondan sonra ne var işte? Ateşi buluyorsun. Ateşi bulmak niye önemli? İşte ateşi bulduğun zaman sindirime daha az zaman ayırıyorsun ve daha çok kalori alabiliyorsun. Kaloriyi daha çabuk sürede tüketebiliyorsun ve başka işlere atılabiliyorsun. İşte daha sonra ne yapıyorsun? İşte çeşitli aletler yapıyorsun. Aslında insanlar 3.3 milyon yıldır falan alet yapıyor, taş aletler. Alet yaptığın zaman işte daha iyi hayvanı avlıyorsun, daha çabuk avlanabiliyorsun ya da bir şey inşa edebiliyorsun falan. Bunlar toplum olarak bulunman için geçerli. Tabii bunlar senin adı olan icatlar değil ama bu tip icatlar hemen hemen her toplumda yani simultane bir şekilde gelişiyor ve yayılıyor. Hocam peki biz iki ayak üstüne kalkınca başka değişikliklerle birlikte midemizin de küçüldüğü söyleniyor. Dolayısıyla daha bağırsakların az... küçülüyor. Evet, daha az ve daha nitelikli besleniyorsun. Hem de bağırsakların ufaldığı için ve de sindirime daha az zaman ayırdığın için belli hem fizyolojik değişiklikler hem de daha fazla zaman ayırıyor. Mesela hayvanları düşün, yayılıyorlar böyle 4-5 saat, o aslanlar falan sindirim yapıyor. Mesela hep söylüyorum, çalışmadan önce de şey yapmamak lazım, çok yemek yememek lazım. Sınava girmeden önce falan da. Çünkü beyin zayıflıyor, enerji oraya gittiği için. Ondan tıpta şey nedir ama... Yedikten sonra çok çalışmamak lazım. Yedikten sonra çok çalışmamak ama zaten genelde Türkiye'de... Yedikten sonra pek çalışılmıyor zaten. Zaten Türkiye'de pek çalışılmadığı için. Dolayısıyla böyle başlayan bir şey. Daha sonra işte insanlar avcı toplayıcılıkla yaparken tarıma geçiyorlar falan. Orada önemli bir şey söyleyeyim. Mesela tarıma geçmek sanıldığının aksine aslında daha efektif bir yöntem değil. Bu yeni yeni tartışılıyor. Mesela niye tarıma geçti insanlar? Hep şey düşünülürdü. İnsanlar tarıma geçti çünkü tarıma geçince daha fazla işte daha rahat yaşadılar ya da daha fazla. Aslında değil, çünkü bir sürü hastalık falan da bununla beraber oluşuyor ve bu hastalıklar çerçevesinde aslında kazık yiyorsun. Genelde şey diyorlar, tarıma geçilen bölgelerde artık avcılık hayvancılıkla bir şey sürdürmek imkansızlaştığı için insanlar tarıma geçmek durumunda kaldı ve tarıma geçince daha yüksek topluluklar oluşturabiliyorsun. İşte ne bileyim, yemeği bir yerde toplayabiliyorsun. Avlandığını hemen anında tüketmen gerekmiyor. Mesela ilkel toplumlarda şey var, neden çok yardımlaşma vardır? Avlandıklarını aslında depolayamadıkları için sürekli dağıtmak zorundasın. Mesela cemaatçiliği, cemiyetçiliği, yani grubu öne koymayı arttıran şeylerden biri o konservasyon. Eğer depolayabilirsen, zenginlik para için de bu böyledir, tek başına var olabilirsin ama depolayamazsan ne yapacaksın? Habire dağıtıyorsun etleri. Onun gibi. Şimdi aslında bu tip şeyler var ama aslında ilk başta yıllarca alet bulunmadan önce iki tip enerji var. Biri insan enerjisi. Bu da bir beygirin 1/4'ine anormal şey. Yani hiç işe yarayan bir enerji türü değil ama her yerde var ve alet kullanabiliyor. Dolayısıyla aslında nitelikli enerji ve insan enerjisini de iki şekilde değerlendirmek lazım. Bir nitelikli işçilik var, bugünkü beyaz yakalılar gibi. Eskinin mavi yakalısı ne mesela? En kötü işi. Köle. Evet, kölenin olayı o. O da niteliksiz işçi. Yani sadece onun artık hiçbir, yani pamuğu işte şeyinden, çekirdeğinden ayırıyor falan filan. Dolayısıyla insan üzerinden dönen böyle bir şey var. İnsan enerjisi çok fazla şekilde kullanılıyor. Aslında depolanan şeyin cinsi ne olursa olsun totalde enerji depolamış oluyor insanlar. Bir enerjiyi bir yerde, evet, saklamış ve ileriki zamanlarda kullanmak üzere depolamış
depolamış oluyorlar. O anlamda enerjinin korunması, depolanması... Aslında depolayamıyor mesela. Düşün mesela hayvanda enerjiyi depolamak için ne yapıyorsun? Deve kullanıyorsun değil mi? Deve çünkü devenin en güzel ne enerjisini depolayabiliyor, yemeği depolayabiliyor. Depolamak büyük bir problem. Bozulma çok yüksek derecede yemekte falan filan var. Bugün de aslında depolanamıyor. Yani bugün de ürettiğin enerjiyi vermek zorundasın. Ama bu çok yeni çıktı. Eskiden enerji şey bu ve genelde enerjiyi manipüle de etmek çok zor. Mesela doğadan alıyorsun enerjiyi. Doğada nerede alıyorsun? Hayvanlar var mesela. Yani insan dışında hayvanlar. Hayvanlar ne yapıyor? İşte genelde ya tarlaya sürüyorsun ya da bir transportation için kullanıyorsun. Genelde büyükbaş hayvanlar kullanılıyor tarımda. Bazen de at kullanılıyor. Atın özellikle harness dediğimiz koşumlarının gelişmesinden sonra at milattan önce 3000'lerden beri biliniyor ama özellikle milattan sonraki dönemlerde falan atla da sürülebiliyor mesela. Dolayısıyla öküzü şeyi falan bir deve var. Deveyi şey için kullanıyorsun, çölleri geçmek için. Çünkü artık o özelliklerini tekrardan anlatmayayım. Deve uzun yolları geçmede kullanılıyor. Dolayısıyla sana ya transportasyonda ya da tarla sürmede çok yardımcı oluyor. Özellikle bu Avrupa Ortaçağ bölümünde de anlatmıştık bundan bilmiyorsun da. Yani tarlanın nasıl sürüleceğindeki değişiklik mesela Avrupa ekonomisini yaratan şeydir. Biz hep banka ne zaman bulunduğuna bakıyoruz ama tarımsal artı olması lazım. Daha büyük alanı. Tabii daha derin kazabilir ve hem daha büyük alanı dolayısıyla buna marginal lands denir. Daha önce tarım yapmadığın alanlarda tarım yapabiliyorsun. Bugün nasıl mesela petrol fiyatı artınca Sibirya'da petrol çıkartabiliyorsun. Tarım kolaylaşırsa da ve nüfus artarsa da yani iş gücü ucuzlar. Nüfus artınca iş gücü ucuzlar ve teknolojik olarak da bunu yapmak kolaylaşırsa sen daha önce odununu kesip tarla haline getirmediğin, o ağacını kesip tarla haline getirmediğin yerleri de şey yapabiliyorsun. 16. yüzyılda sahillerdeki ıslak alan kurutuluyor. Normalde sıtma olacak alanlar. Niye? Çünkü para girmiş. Hemen oraya giriyorlar, yatırım yapıyorlar. Bugün gibi yani. Parayla, ekonomiyle alakalı bir şey. Bazı bölgelerde mesela büyükbaş hayvan yok. Mesela Güney Amerika'da yok. Çok enteresan bir şey. Lama'dan büyük hayvan yok. Dolayısıyla tarımı engelliyor. Gene Sahra Altı Afrika'sında bir bölge var. Orada çeçesineğinden dolayı büyükbaş hayvan yaşamıyor. Orada uygarlık çıkmıyor mesela. Yani uygarlık ne kadar o ilk enerji tasarrufu, enerji fazlasından çıktığını gösteren şey. Bizde var mı uygarlık mesela? Var tabii oğlum da. Yani biz uygarız değil mi yani şu an? Evet uygarız tabii ki. Gerek Tokat olsun, gerek değirmenler olsun. Onun dışında bir de rüzgarla suyu kullanıyorlar ve değirmen dediğimiz şey. O değirmen taşı ilk başta mesela yatay sonra dikeye çevirecek Romalılar ve inanılmaz bir enerji şeyi olacak. Su değirmenleri var. Bunlar nehirlerde oluyor genelde. Zaten ilk uygarlıklarda River Society'nin nehirlerin kenarında kurulmuştu. Değil mi? İşte Mısır'da, Mezopotamya'da falan filan. Deniz kenarında da olabilir. Bir de rüzgar değirmenleri. O rüzgar değirmenleri özellikle kuzeyde böyle rüzgar, hakim rüzgar okyanustan falan geliyorsa çok işe yarayabiliyor. Ama bunlar çok az gelişmiş teknolojiler hala. Genelde bundan üzerinden dönüyor. Bir de burada kömür yerine yani ne yakacağız biz? Odun. Şimdi orman yangınları da olduğu bir dönemde fark etmiştim. Mesela Akdeniz'de neden maki olduğunu anladınız mı? Yanmış mı? Yanıyor tabii. Ormanlara baktığınızda aslında böyle çok da büyük değiller yani. Amerika gidince görüyorsun her taraf orman. Mesela özellikle Akdeniz bölgesinde çok şey de yok. Hayır sürekli kendini yeniliyor. Bir de gerekli yağış yok. O yağış da mesela Karadeniz gibi değil. Bitki örtüsü olarak öyle. İklim onu dikte ediyor. Tarihsel fakat, olarak da hep büyük yangınlar mı olmuş hocam Akdeniz'de? Onu bilmiyorum ama deforestasyonun çok olduğunu biliyorum. Yani insanlar çok odun kesiyorlardı eskiden. Özellikle gemi yapmak için. Gemi yapmak için çok fazla odun kesmen lazım. Evi de mesela Boğaz'ın eski resimlerine bakın hep keldir. Ev için falan hep kesiyorlar. Ve Osmanlılar dışarıda yermiş mesela. Çünkü evde odun çok pahalı olduğu için dışarıya götürüyorsun dışarıda fırında. Hala böyle Ramazan'da fırına yemek götürürsün işte ne bileyim pek götürmüyorsunuz siz herhalde öyle. Fakat odunda şöyle bir şey var. Mesela bir istatistik okuyor. Yani odun çok verimsiz. Odunu yaktığında enerjini bitmiyorsun kayboluyor. Çabuk yanıyor bir de yani ormanlar 15-20 yılda kendini yenilediği için yani yanarken ortaya çıkan enerji çok fazla değil. Bir istatistik vardı onu bulmaya çalışıyorum. 2 yıl çalışıp 2 yıl boş duran bir demirci ocağı ki ana şey demir o dönem. Çünkü artık demir çağından sonra yazı bulmuyor falan. 2000 hektar yer yiyor 18. yüzyıl Fransa'sında. 2 sene çalışıp 2 sene durdurmuşlar. Sonra 20-30 yıl ormanı kullanamıyorsun. O büyük bir deforestasyon oluyor. Şimdi ilk sanayi şeylerinde mesela Madeiras diye bir ada var. Madeira şey demek, tahta ahşap demek zaten. Buraya şeker için giriyorlar. Yani şeker için çok ateş lazım ya. Buradaki bütün ormanları kesiyorlar. Sonra 20 sene içinde adada ağaç bırakmayıp gidiyor Portekizler mesela. Gene Akdeniz'de her yerde deforestasyon var. Birçok yere insanoğlu gidiyor. Oradaki ormanları darma duman edip oradan çıkıyor. Dolayısıyla odun reliable, sürekli durabileceğin bir enerji kaynağı değil. Ama her şeyde kullanılıyor. Çok az metal kullanılıyordu. Çünkü demir yapmak işte sanayi devrimi aslında buhar kadar demirin çeliğini de demir. Demir yapmak çok zor. Çok pahalı. O yüzden mesela her eşyada işte ne bileyim ucunda demir var. Bir demir parçası çok azdır. Hep tahtadır. Dolayısıyla her şey tahta, ahşap. Evlerde, işte aletlerde, ne bileyim işte gemilerde, birçok arabalarda falan hep kullanıldığı için özellikle böyle çok ormanlık olmayan yerlerde orman problemi oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Portekizler Hint Okyanusu'na gittiğinde Memlüklerin odunu yoktu. Osmanlılardan Çukurova'dan odun alıyorlardı.
Mesela Memnikon'un çökmesinin bir nedenlerinden biri de bence Portekiz tehlikesine karşı gemi yapamıyor adamlar. Cevap veremiyorlardı. Osmanlılar o görevi üstlendiler. Bizde odun çoktu yani. Odun çok yani şeye göre. İcatlarla ilgili iki tane şey söyleyeyim. Birincisi icatlar sürekli ileriye doğru gitmez. Mesela Romalılar odun kömürü yapmayı biliyordu. Odundan kömür yapmayı biliyordu ama unuttular. Mesela petrol uzun süredir biliniyor. Grajuva var. Ama unutuldu. Romalılar birçok şeyi çözmüşlerdi. Su kemeri yapmaklar. Bunlar uzun şeyde unutuldu. Mesela Roma gemileri kocamandır. Ortaçağ gemileri ufacıktır. Yine çimento yapmayı biliyorlar. Postolana diye bir İtalya'daki orada bir bölgeden gelir ismi. Ondan çimento yapabiliyorlardı. Bunlar zamanla hep unutuldu. İkinci söyleyeceğim şey teknolojiyle ilgili. Bir şeyin bulunmuş olması onun işlerlik kazanması anlamına gelmez. Yani insanlar belli bir noktaya gelir, bir icat yapar, Amerika'yı bulur. Ama Amerika'yı bulmak ekonomik bir şey yoktur Vikingler dönemindeki gibi. Bir şey olmaz. Bunu herkes bilir de yazdım. Ya da işte matbaayı bulur ama kitap okuyan yoktur. Matbaa bir işe yaramaz. Birçok icat da böyle. Mesela şimdi anlatacağız sanayi devriminde bulunan makinelerin prensipleri bilmem hep 16. 17. 16 yoktu 17. yüzyılda da var. Ama o sanayi devrimi olabilmesi için belli şartlar bir araya gelmesi lazım. Mesela bilgisayarda ne zaman gelişti? PC aslında alınmaya başladıktan sonra bir hızlandı değil mi? Çünkü insanlar kullanıyor. Ekonomik fizibilitesi olması lazım. Bir de bu dönemdeki icatların büyük bir çoğunluğu çok basit. Dünyadaki teknolojik ilerleme aslında bilimsel devrimden sonra çok hızlandı. Yani hem teorik olarak sanayi devrimine de pratik olarak. Ondan önce çok şey yok yani taşı şöyle çevirelim de böyle çevirelim falan. Yani bundan mucit oluyorsun. Pisagor'u bu düşün yani. Bulduğu şey ne? Dik üçgen. Ondan sonra 500 tane üçgen bulayım nedir yani? Hani koskoca Pisagor'sız. Yani basit yani. Çok basit, çok temel şeyleri buluyor. Jethro Tull neyi buldu? İşte şeyi buldu, sabanı buldu. Yani çok basit teknik şeyleri. Mesela ilk bu icatları, sanayi devrimindeki icat yapan adamlardı. Böyle alet malet yapan insanlar aslında böyle ne bileyim. O dönemde öyle. Ama onların da teorik bilgisi de var, yok değil. Petrol neden oldu? Petrolü değiştiren şey araba. Henry Ford'un T15 otomobil. T15 miydi? T9, T4 neyse. T15 Terminator değil miydi ya? Yani neyse T'lerden biri. Bir kara günleri karıştırıyorum. Kara pazar, kara perşembe, kara şey. Kesinlikle hepsi karışıyor. Çünkü ekonomik krizler ve kanlı katliamlara kara isim veriyoruz ya. Terör saldırılarına da hangisi? Her günün bir karısı var. Bir de bu T'leri. T4 var. Hocam o travma. Arabayı herkese yapmasıyla beraber kullanıldı. Ondan sonra da işte evlere falan filan enerjinin de petrolle verilmesiyle. 20. yüzyılın başında mesela o kadar kullanılmıyordu. 20. yüzyılın artık tamamen. Ama bak orada da böyle bir şey var. Kömürden petrole geçiş çok geç oldu. Çünkü tren yolları ısrar etti kömürde. Alıştı. Ekonomik olmadığı halde. Adamlar değiştirmediler. Ne oldu? Sendikalaşıp işçiler hak talep ettiği zaman, Can Soyer dinle bunu, kömürden çıkıp petrole girdiler. Şimdi burada önemli olan kömüre geçiş. Ve burada kömüre geçiş için bir makine lazım. Yani bir şey, yani sanayi devrimi hem kömürle ilerliyor hem de kömürden çıkıyor. Şimdi kömür madenleri, İngiltere'de kömür çok. Kömürün de tipleri var. Bizim bildiğimiz kömür en saf haliyle değil. Onu böyle oksijen ortamda yakarsan oradan kok kömürü oluyor. Odundan da kömür yapabiliyorsun. Ona da odun kömürü deniyorlar. Onu da gene bir oksijen ortamda yakıyorlar. Yüzeye yakınla başlıyorlar, tamam mı? Bunu enerji olarak kullanıyorlar. Çünkü özellikle çok ağaç kestikleri için İngiltere'de bir ağaç krizi de ortaya çıkıyor. Çünkü cam yapıyorlar. Şimdi cam da çok ağaç kullanıyor, odun kullanıyorlar. Sonra bu aristokratlar 17-18 yüzyılda bir cam çılgınlığı başlıyor. Cam olan odun yetmiyor koskoca İngiltere'de. Bunlar da ilk önce yüzeydeki kömürler. Sonra maden kazıyorlar. Şimdi maden kazdın mı da maden çok pis bir şey. Madene girdiğin zaman bir metan gazına ve diğer gazına zehirlenebilirsin. O yüzden ne yapıyorlar biliyor musun? Kanarya tutuyorlar orada. Kanarya ötmeyi bırakırsa hayvan ölüyor. Ve bir yandan da patlayabilir bir doğal gaz sızıntısı varsa. Adamın biri böyle ıslak şeylere bürünüp mumla dolaşıyor. Buna fireman diyorlar. Böyle işler var. Tabii bir de en büyük şey madenden şeyi çıkarman lazım, suyu. Bu işte su boşaltma sorunu çözmek için belli makineler üzerinde çalışmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bu çok önemli bir problem. Deniz Papin diye bir adam prensip olarak şunu diyor. Biz bir silindirin içine diyor piston koyarsak onu da buharla çalıştırırsak o puf puf mekanizmasıyla. Ne zaman bir mühendisin önünde anlatsam dalga geçiyor. Arkadaş puf puf yani bizim için yapacak bir şey yok. ÖSS'ye girmiş insanlarız. Daha sonra Thomas Newcomb'un bunu yapıyor ve madenden su çıkarmak için kullanılıyor. 1720'lerin sonunda bu. Daha o zaman sanayi devrimi için gerekli şartlar yok. Sanayi devrimi İngiltere'de çıkan şartlar ucuz kömür yani enerji, pahalı iş gücü. Bir yerde enerji ucuz, iş gücü pahalıysa inovasyona... Mesela neden bugün robot kullanmıyoruz? Mesela Amerika'da bazı yerlerde kullanıyor. Türkiye'de neden kullanmıyor? İşsizlik mesela artar diye olabilir mi? Onu öyle diyorlar değil abi. İş gücü ucuz. Yani asgari ücretin 3. üzere çalışıyorsan çalıştırıyorsun zaten. Amerika'da artık her yerde kendini yapıyorsun mesela. Bıt bıt çünkü iş gücü pahalı. Ben bir tane cam kırdıydım. Cam 25 dolar, işçiliği 200 dolar şimdi, anladın mı? Burada camı da takmayı öğreniyorsun ya da bir işte onun aleti varsa yapıyorsun. Orada iş gücü çok zamlandığı için belli makinelerle bu işleri yapmaya çalışıyorlar. İşte James Watt o sırada işte Cambridge Üniversitesi falan orada derslere falan da gidiyormuş ama mekanik yani. El işçisi aslında yani bir usta diyelim.
Bu işte bir alet yapıyor. Vatano buhar aleti. Buhar sistemiyle çalışıyor. Bir de onları iki yani soğukla sıcak suyu ayrı yere koyuyor. Daha efektif oluyor falan. İşte buradan sanayi devrimi çıkıyor. Artık biz madenden su çıkarmak için bir alet kullanıyoruz. Sonra bu aleti diğer sanayi, fabrikada falan da kullanacağız. Bir problem daha var. Madenden yani enerji çabuk aktı. Madenden dışarıya bir şeyi nasıl taşıyacaksın? İlk başta rayları, madenleri tahtadan yapıyorlar. Orada çok büyük problem ya. Fakat daha sonra bu demir hem ucuzlayınca sanayi devrimi kapsamında 1800'lerle beraber. Artı bunun üstüne insanları da taşımaya başlar. Şehirler arasında tren yolları yavaş yavaş çıkmaya başlayınca. Başta dövme demirden yapıyorlar. Dövme demir çok kolay şekil oluyor ama sağlam değil. 6 hafta, 8 haftada bir kırılıyor. Ondan sonra işte çelikle. Bu Bessemer konverterin falan çıkmasıyla çelikle yapıyorlar. Çelik karbon oranı daha yüksek. Karbon oranı daha yüksek oluyor, daha sert. Ama dökme demire göre daha kolay şekil oluyor. Dökme demir en sert ama onu da şekillendirmesi zor, yapması zor. İşte bu madenden çıkan iki icatla yani steam engine ile buhar makinesi ve işte demir yoluyla beraber bir anda sanayi devrimi oluyor. Ama özünde biz enerjiyi nasıl şey yapar? Yani sanayileşmenin bütün siyasetinin özeti enerji. Enerjiye nasıl ulaşırız? Çünkü göreceğiz birazdan OPEC krizinde 1970'lerde bataryalı sistem duracak. Hani hep Irak'ta savaş çıkarıyor bilmem ne diyoruz ya. Aslında onu çıkarmadığı zaman başa neler geleceğini 1970'te gördü. Yani bir şeyler yapması lazım çünkü enerji akışı çok önemli. O zaman sanayi devrimi öncesinde daha zirai bir ekonomi var. Hı-hı. Ve savaşlarda belki verimli topraklar ya da evet. Büyük popülasyonlar. O zaman bu sanayi devriminden sonra enerjinin önemini arttıktan sonra savaşlarda biçim değiştiriyor mu? Tabii Ruhr havzası var ya mesela şeyde Fransa ile Almanya savaşlarında o kömür havzaları var. Mesela Çekoslovakya hep şey çünkü eskiden sanayi de bir de enerjinin yanında olması zorunda. Mesela Çekoslovakya Doğu Bloğu içinde de hep biraz daha sanayileşmiştir. Çünkü zengin demir kömür yataklarına yakın olan bölgeler stratejik özellik kazanıyor. Eskiden de yok değil bu. Mesela bir yerin denizcisi çok sonrasında işgal edilir. Denizci de bir yani bir insan da stratejik şey olabilir 16. yüzyılda ama bu kadar belirgin değil. Bir anda kömür yatakları çok önemli hale geliyor 19. yüzyıl boyunca. Bunu daha sonra çelik de mesela bir şeyin gelişmişliği çelikle ölçülür. Amerikan ekonomisinin fırladığını biz çelik üretiminde İngiltere'yi hemen geçmesinden anlıyoruz. Almanya'da 1900'lerde yakalıyor İngiltere'yi aslında. Oradan biliyoruz yani sanayi şeyinde öyle ölçüyoruz. Çelik üretmek çok önemli. Tabii stratejik olarak şöyle problemler var. Mesela petrol zamanında Hitler'in petrolü yok. Kömürden gaz yağı falan yapıyorlar. Kömürden yapılan tekniğini bilmiyorum da. Dolayısıyla aslında bu bütün Römmel'le Rusya'ya karşı yapılan savaşın Orta Doğu ve Bakü'de buluşmak. Petrol lazım. Almanya'da petrol yok. Ve Almanya'yı öyle bitiriyorlar zaten. O işte kömürden üretim yapan şeyleri vurunca hava şeyle Almanya için savaş bitiyor. Mesela bu da çok bilmedi. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar genel transportasyon inanılmaz at kullanmıştır. Sanıldığı kadar mekanize de değildir yani çünkü hala o yüzden tamamen felç olmuyor. Ama çok felç edici bir şey. Yani enerjiyi elinde tutamazsan mahvolursun. Bundan sonra da petrol geliyor. Petrolün de şöyle bir özelliği var. Petrol aslında hep var. Birçok çeşitte toprağın üstünde olan bir şey. Grejuva var eskiden kullanılan. Birçok bölgede. Kafkaslar'da var, Kaliforniya'da var. Yani biliniyor. Fakat bunu çıkarmanın yani bu çıkarmak ekonomik olmuyor. Mesela OPEC krizinde de şunu söylemişlerdi. Petrol fiyatlarını arttıralım ki kömür çıkartmak feasible olsun. Ya eskiden de yağlar kullanıyor. Yağ şey ateş alınıyor. İç yağ kullanıyor. Neft yağı kullanıyor işte. Efendime söyleyeyim. Balina yağı kullanıyor. Mısırlar mumyalamada kullanıyor mesela zifti. Eski toplumlar kullanıyor yani. Zaten mumya petrol gibi bir yağ demek Arapça sanırım. Babiller işte kille birleştirip çimento yapıyorlar falan biliniyorlar ama unutuluyor. Tekrar dedim ya teknoloji unutulabilir. Gemicilikte de kullanılan kalafatlama diye bir şey vardır. Bu da bilinmez. Gemi çok zor batar yani. Uğraşman lazım. Batmıyor. Habere su girmesine rağmen. Battı hocam işte. Ulan o şey ahşap mıydı? Ahşap gemi zor batar. Abi Fransızca öğrenme işi nereden çıktı? Gözünü seveyim ya Caner. Oğlum benim bu Fransızcayı öğrenmem lazım. Şu papyonu görmüyor musun? Görüyorum. Bu papyonun hakkını vermem lazım. Abi bu bir kere papyon bile değil ya. Bu ne? Bu kemer gibi bir şey. Sen normalde gözlük de takmıyorsun. Senin gözlerin gayet iyi görüyor. Bu gözlük nereden çıktı ya? Göremiyorum oğlum. Adam nasıl Fransızca konuşuyor? Adam konuşabilir. Sen ne yapacaksın Fransızcayı? Nerede kullanacaksın? Okulda. Hangi okul? Okula gideceğim. Ne okulu? Collège de France. Abi sen Joseph'lerin hepsi diplomatı, şu an hepsi YouTuber oldu. Kültür mültür, imparatorluk hiçbir şey kalmadı. Bırak artık bu işleri ya. Poşet adamın peşinden gidiyorsun ya. Takmış papyonu anlatıp duruyor. Poşet adam mı? Evet. Oğlum adam burada. Nerede? Burak. Kimse yok abi burada. Hoca orada oturuyor. Hocam biraz ses alabilir miyiz ya? Biraz ses açar mısın? Tabii Canerciğim. Bir an şu...
Peki hocam biraz gündelik hayattan bahseder misiniz bize? Yani bizim şu anda gündelik hayatımızda kullandığımız enerji türleri çok kısıtlanmış durumda aslında. Elektrik ya da doğalgaz gibi şeyler kullanıyoruz. Ama eskiden çeşitli yağlar, evet, çeşitli bileşikler, evlerde aydınlanmak için, yemek yapmak için. Bir kere bu kadar enerji tüketmiyor. Bir yemek yapacaksın. Zaten eskiden öyle çok sadece şehirlerde var. Mum dışında bir imkan da yok. Elektrik falan çok 19. sonuna doğru geldi yani. Park lambaları yok, araba kullanmıyorsun, akü diye bir şey yok, klima yok. Gaz yani yağı var galiba. Gaz yağı var. İşte bir de 1950'lerde bu yağlar yavaş yavaş devreye giriyor. Mesela ilk başta bu kömürden işte gaz yağı yapmayı buluyorlar, balina yağı kullanıyorlar. Abraham Gessner diye bir adam kerosen diye bir şey buluyor falan filan. Bunlar yavaş yavaş işte o petrol işine giriyor abi. Petrol işine girince de ilk başta Bakü'de başlıyor bu iş. Ondan sonra Amerika'da Batı Pensilvanya'da bir anda o büyük zenginlik falan filan ortaya çıkıyor ve oradan da işte daha sonra bir bölüm yapacağız kesin, Rockefeller çıkıyor aslında. Petrole geçtiğim gibi 20. yüzyılın hemen ardından olacak. Bunlar yani aslında insanın biyolojik döngüsüyle de ilgili değişiklikler yaratıyordur eskiden. Çünkü insanlar hava karardığında uyuyup, hava karar aydınlandığında uyanan. Vallahi evet yani tabii bir çok anda akşamları da yaşamaya devam eden. Evet, akşamları yaşamaya, hatta bugün artık güneş ışığından kaçmaya çalışıyoruz. Diyorlar hani 12'de 1'de dışarı çıkmayın. Eskiden ne zaman çıkmıyor ama bak Osmanlılar da şey yapmaz. Osmanlılar Bahiş, sen Osmanlı tarihçisin. Hiç merak ettin mesela Osmanlılar kaç kere divanda toplanır haftada? Bir kere falan. 3 kere toplanıyorlar. 2 saat mi ne 3 saat yani bu. İnsanlar bu kadar çalışmıyordu abi. Yani böyle 12 saat 15 saat çalışmak. Bu ilk başta bunu fabrikadaki işçilere kitlediler. Hele sanayi devriminde şöyle şeyler var abi. Kadınlara yurt yapıyorlar. Yani köyden almak için işte kızınıza iyi bakacağız. İşte kimseye eline değmeyecek falan. 3-4 sene çalışacak sonra çeyiz yapacak kendini diye. Yani bayağı bildiğin toplama kampı gibi yerler yapıyorlar. 10 saat, 12 saat çalışan, bütün günü veren, mesela bugün de böyle hani genelde hep öyle gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkeler ya da zengin, biraz daha iyi maaş alanların, az maaş alanlar öyle bir eleştirisi var da çalışmıyor bunlar falan filan diye. Aslında o bir sistemin çarkına girince daha şey çalışıyorsun ya. Dolayısıyla eski insanlar bu kadar çalışmıyor, bu kadar enerji tüketmiyor yani. Mesela biz burada bu stüdyoda şu ışıklarla muhtemelen Osmanlı İstanbul'un 1688'de yaktığı tüm enerjiyi yakmış olabiliriz arkadaşlar şimdi burada zaten. Yani abartıyorum da böyle çok fazla enerji yakıyoruz. Hocam Osmanlı demişken bu üretimde hiç onların bir girişimi olmuş mu? Yani az önce bahsettiniz ya İngiltere. Ya bunların hiçbiri devlet girişimi değil. Abi devlet eskiden bak devlet girişim diye bir şey yapmıyor. Şöyle bu devletin bir politika olması, bir enerji politikası, bir ekonomi politikası, programdan önce de konuşuyorduk. Bunlar modern şeyler. Öyle bürokrasi falan yok. Eskiden devlet ne yapıyor? Köye gidiyor. Artı değerden alabileceğini alıyor. Onunla saray yapıyor. Ama tabii bu işin lüksü asker yapıyor. İşte hukuk koyuyor. Onu uyguluyor falan filan. Oradan da fazla şey çıkarsa işte fazla zenginlik çıkarsa ona da hayır işi yapıyor. Mabet yapıyor, temple yapıyor, kilise yapıyor, cami yapıyor, aşağıne yapıyor falan. Bu yani devlet. Devletin öyle bir okul politikası falan, bunlar bile çok yeni gelişmiş. Mesela Çin'de hep var bir okullaşma. Bizde medreseyle Osmanlı'nın bir şey var ama bazı devletlerde yok. Bu devletin yanında da gelişiyor. Devlet bugünkü gibi her şey değil. Yani Türkiye'de hiç onu anlamıyor. Hep devlet. Bu enerji işleri şey. Zaten kapitalizm devletle yürümez. Devlet kapitalizme yol açar. Mesela 19. yüzyıl bütün yasama faaliyeti şirketleri korumak, işçileri ezmenin tarihidir. Bütün geçen yasalara bak. Fakirler ölmesin diye yapılan hayır işleriyle alakalı. Onları yani hani isyan etmesinler diye. Ama onun dışındaki hepsi işte işçi grevini nasıl kırarım? Yani bugün 80 ihtilali de odur yani, anlatabildim mi aslında? Hani biz kapitalist sisteme nasıl daha, 12 Eylül bölümü de yapacağız, oradan atarım o. Yani biz enerji, mesela enerji şirketleri ilişkisi diyor. Yani adam, hakim adam, rantçı adam, gerçekten üretimde olmayan, devleti yöneten rantçı adam da o prodüksiyonu yapan, üretimi yapan adamla bir ilişkiye girip oradan kendi durumunu işte şey yapma. Bizim kapitalizm şeyinde şunu anlatıyorlar. Yani eski aristokratlar İngilizler de yeni burjuvalarla bir ittifak yaptı. Ve devlet eliyle insanları en kötü şartlarda mümkün. Yani ölmesinler, hani çok okumasınlar. O yüzden ben sömürüde şuna karşıyım. Mesela İngilizler Mısır'da oradaki eğitim sistemini mahvettiler işgal ettikten sonra. Ve Mısır'ı bir pamuk üreten bir yere çevirdiler. Sadece tren yolu yaptılar. Hidiv Abbas'ın bütün eğitim sistemini falan darmadağın ettiler. Ya bunlara gerekmez ama kendi halkına da öyle davranıyor. Sadece Mısır'la alakalı bir şey değil o. Yani adam diyor ki bunların okumasına gerek yok. Bunlar ölmeyecek kadar olsun. O sosyalist şey de ona gelişiyor. Ona karşı gelişiyor yani bu nedir diye. 20. yüzyılda biraz değişecek. Yukarıdaki zenginler yeterince alamayınca basitleşerek anlatıyorum. Bu sefer hani biraz daha orta sınıf yaratmak gerekecek ki onlar da alabilsin. Sonra bir de faşizm, maşizm ve sol gelince bakacaklar ki hiç paylaşmazsak sistem komple çöküyor. İşte oradan o 2. Dünya Savaşı sonrası şey çıkacak. Bu şeylerden bir bahsedelim mi? Paradigmalar nasıl değişti? Önce insan hani ve hayvanlardan kullanılan vardı. Daha sonra kömür hani evet, günlük hayatta vardı ama sanayi üretimiyle oldu. Sonra petrol girdi. Sonra başka bir paradigma değişikliği oldu mu? Evet, şimdi şöyle, petrolde şöyle bir olay var. Petrol ilk başta 7
kız kardeş dediğimiz şirketler tarafından çıkarılıyordu. Ve bunlar böyle mafyatik bir şey gibiydi. Ve eski kolonyal dönemde Irak'a mırağa çökmüştü bunlar. Irak, İran. Hatta İran'da Anglo-Iranian Oil Company diye bir şey var. Kendi şehri var anasını satayım. İçinde hani biz incirliğe diyoruz ya yumurtalar dışarıda. Öyle değil, ondan da daha büyük. İçindeki her şey o tarafından yapılıyor. Fakat bunlar devletlerle problemler yaşamaya başladılar. Bunlardan biri millileştirme. İlk başta Meksika 38'de millileştirdi. Daha sonra İran denedi. İran devrimini de anlatmıştım bu sadık döneminde falan. Ve bir şekilde Amerika'yı arkalarına almaları gerekti. Burada da yanlış biliniyor. Bu petrol lobisi bizimkilerin sandığı kadar da güçlü değil. Devletler arka çıkıyor ama böyle tamamen onlar tarafından yönetilmiyorlar. Ve bir anlaşmaya gelmişlerdi. Bu anlaşma içinde hani siz millileştirin biz de ortak olalım. Hani siz çıkarın biz gerisini taşıyalım falan filan. Ve burada en önemli şey fiyatı sabitlemek. Hatta Amerikalılar şöyle bir şey çıkarıyor. Şimdi mesela petrolü Irak'tan alıyorsun Fransa'ya götürüyorsun ya. Amerika'daki fiyatından götürüyorsun. Ve Amerika'dan taşınmış gibi para ödüyorsun. İlk başlarda öyleydi. Ki o fiyatı sabit tutmak için. Fakat bu sistem 1960'ların sonuna doğru bozuldu. İlk başta Bretton Woods sisteminden çıktık biz. Bretton Woods'dan çıkınca bu da şu. Bu dünyadaki bütün finansal krizlerin kaynağı. Doların karşılığı bir altın vardı bankada. Bundan çıkınca dolar spekülatif oldu. Yani bastığın kadar basabiliyorsun. Dolayısıyla bir anda bir dolar devalüe olurken fiyatlar aynı kaldı. Dolayısıyla petrol üreten ülkelerin bir kaşı kalktı. Bunlar da 1960'ta bir araya gelmiş. Venezuela, Irak, işte Kuveyt, İran falan. İlk başta 5 sonra diğerleri de katılıyor. OPEC diye bir şey kurmuşlar. Hani biz şirketler gibi biz de öteki tarafta olalım. Daha sonra bir de üstüne 1973'te Amerika aptal gibi İsrail'e yardım ettiği için tamam kendi iş yani hiç Amerika çıkarıyla alakası yok. İsrail'e bir sürü para falan verdiği için bunlar birleştiler. Dediler ki biz İsrail'e yardım eden ülkelere ambargo uyguluyoruz. Bir anda Batı'da hayat durdu. İki şeyden dolayı. Birincisi petrol alamayan ülkelerde büyük bir problem oldu. Petrol alamıyor adam. Avrupa'da çünkü petrol yok. İkincisi bir de bak böyle bir şey var. Kömürden petrole geçersen öyle oluyor. İkincisi fiyatlar arttı. 3 dolardan 12 dolara çıktı. Üçüncüsü genel bir resesyon oldu. Genel bir ekonomik resesyon olunca bu sefer de bu 70'lerdeki bizdeki harekete 12 Eylül'e kadar Şah'ın bu işi başlatan İran Şah'ının devrilmesine kadar yol açan bir ekonomik krize yol açtı aslında. Bir anda her yerde ortalık açıldı. Türkiye'de derler tüp kuyruğu falan filan var. Cebindeki telefonu çıkar mısın bacım? Hazır şey sen. Tabii tüp kuyrukları falan odur aslında. Türkiye petrol bulamıyor abi. Gemi geçiyor mesela. El koyuyor petrolü parasıyla alamıyorsun yerinde. Zaten dövizi yok, şeyi yok. Çünkü niye? Dünyada bir kriz oluyor. Böyle bir kriz oluştu Amerikalılara boykot etmek için. Ve Avrupa'da belli şeyler değişti. Abi hız sınırları düşürüldü. Bazı yerlerde hız sınırları ilk kez kondu. Mesela renkler oluşturdular. Kırmızıysa o gün gaz yok. Sarıysa işte sadece belli şeyler, taşımacılar falan alabiliyor. Yeşilse herkes alabiliyor. Amerika'da petrol karnesi düşürdüler. İsmet İnönü çünkü vardı o zaman. Dolayısıyla bir karneyle Allah bunu basmışlar. Piyasaya sürmemişler. Bir sürü yerde pazar günü hiçbir şey yapamıyordun. Bu insülasyon sistemleri var ya hani evlere işte bilmem ne pen falan yapıyorsun. O tip şeyler arttı. Bir de onun dışında birçok faaliyet düzenlendi. Mesela plakaya göre araçlar ufaldı o dönemden sonra. O büyük Amerikan arabaları yavaş yavaş artık çok pahalıya gelmeye başladı. Ve insanlar birbirlerine girdiler. Mesela kuyruklardan, 70'lerde kuyruklar hep burada vardı zannediliyor ama Avrupa'da da vardı. Çünkü neden? Çünkü orada da CHP hükümetti. Yani oradan anlaman lazım. Koalisyon vardı. Sana ondan ya, dolayı. Sana yağ kuyruğu. Sana yağ kuyruğu. Şanzelize'de sana yağ kuyruğunda. Evet doğru. Bir de çok önemli bir şey oldu. Alternatif araçlar başladı. Bir kömüre geri dönüş oldu. Mesela büyük kömür şeyi vardı 80'de. Margaret Thatcher döneminde kömür işçileri grevi falan vardır. Türkiye'de de vardı Zonguldak yürüyüşü. Ama Türkiye'de o kadar petrole geçmemiş olabilir. Neden kömür var mesela İngiltere'de? Çünkü petrol fiyatları arttı. Ama zaten petrol fiyatları artmak da zorundaydı. Çünkü talep o kadar hızlı artıyor ki bunu karşılayamayacaktı. Hani bir anda o kadar artmazdı belki siyasi bir şey olmasa ama artmak zorunda olacaktı ve diğer türlere de o dönemde işte bu daha temiz enerji şeyleri falan filan o dönem başladı ve petrol fiyatları 1985'te Suudi Arabistan'ın su koyuvermesiyle tekrardan düzgün bir noktaya gelince onlar hemen safsamaya başladı. Yani bu hani böyle daha sorumlu yeşil işler falan filan aslında biraz zorunluluktan çıktı. Bir de daha önce petrol çıkarılmayan yerlerde petrol çıkarılmaya başladı. Alaska'nın kuzeyi, Kuzey Buz Denizi. Buralarda petrol çok pahalı ama petrol fiyatı artınca belli bir noktaya geliyor. İran Şah da onu diyor zaten. Hani biraz pahalansın ki. Hani alternatiflere de bakılsın. Tek petrole şey olmayın falan. İşin ilginç noktası bu petrol krizini çıkaran İran Şah. Petrol krizini yediği ilk insanlardan biri de gene aynı İran Şah'ı oldu. Çünkü kriz kendi evlatlarını yer diyorsunuz. Evet, kriz kendi evlatlarını yer. Peki hocam doğalgaza nasıl geçtik? Doğalgaz zaten biliniyor, kullanılıyor. Bunlar hep abi şeyle alakalı. İşte o fiyat ve dediğim gibi sadece petrole dayanmak da istemiyor. De petrol stratejik herkes alalım. Mesela Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri. Türkiye'de batılılaşmayı, demokrasiyi ve darbeyi iyisiyle kötüsüyle batıdan etkili yani batının etkilerini atan her şey aslında Türkiye'nin enerjisinin olmaması. Türkiye enerjisi olsa cari
açıkta vermiyor zaten. Enerjisi olan ülkeler bugün ne durumda dünyada? O enerji onların değil. Ya şimdi enerjisi olan ülkelerle şöyle bir problem var. Adam sana bırakır mı bunu? Adam oraya sistemi koymuş. Sen de elektriğin şeyinin üstünde oturuyorsun yani. Adam tabii ki seni bırakmaz ama o ülkeler de ikiye ayrılıyor. Mesela OPEC'te de öyle iki tane kanat var. İran daha sanayileşmiş olduğu için petrol fiyatları yüksek olsun diyor. Üretimi kısıtlayalım. Suudi Arabistan'da hani oradaki aile belli ki yani en kısa sürede bir sürü parayı kazanıp oradan çıkacak yani. Suudi Arabistan petrol bitince onlar orada kalamaz zaten. Hani onlar finansal bakıyorlar. O yüzden OPEC'te hep Suudi Arabistan düşük fiyat ister. İran yüksek fiyat ister. İran oradan sanayileşmeye falan çalışıyordu çünkü. Ama tabii ki adam sana bırakmaz. Ya bu böyle insanlar şey zannediyor bunu. Ulusal işgal probleminin hepsinde böyle ulusal işgal sınıfına girseniz şok olursunuz. Her şey böyle inanılmaz mekanik konuşulur mesela. Mesela mülteci problemi mesela çok mekanik. Çok dehumanized konuşulur. Bu da öyle bir şey. Yani işte insanlara eziyet ediyorlar falan değil. Çünkü petrolle ilgili problem olduğu zaman bu Covid gibi bir şey oluyor yani en ufak. Bir yıllık ambargoyu 10 yıl çıkaramadılar. Öyle olunca adam tabii ki orayı bırakmaz. Bir de Irak, Suriye bu devletleri kim kurdu ki zaten? Ortada Irak'ta devlet yoktu yani. Kurduk ve orayı sömürdük. Burada problem petrol şirketleri ve oradaki bu rantı elde eden diktatöryal yapıların bir modus vivendi yakalayabilmesi, beraber geçinebilmesi yani. Orada bir problem çıkıyor. Yani Irak'ta Saddam Hüseyin oralara getirmeseydi iş, Saddam Hüseyin kimin adamıydı yani? İran'a niye savaş açmıştı? Bu kadar enerji konuşmuşken böyle çok elektrik tüketen bir aletimizi övmeden bitirmeyelim. Hangi aletimiz? Klima. Klima evet ya. Klimayı kesinlikle övmemiş lazım. Gerçekten. Çünkü Ağustos sıcağında. Hocam klima tarihi diye bir program yapalım ya. İklim tarihi diye yapabiliriz. Yani klima biliyorsun iklim demek. Yani arkadaşlar reklam mı arıyorsunuz? Doğru söyleyin. Mucidi kimse bir övelim bir şey yapalım yani gerçekten. Tabii canım. Antonio Klima işte yani. Kim bilmez. Bunu herkes bilir. Bugün enerjiden bahsedip daha sonra bu konuları ayrı ayrı açacağız. Bu enerji türlerini ayrı konuşacağız. Sürdürülebilirlik enerji. Evet. Diye bir şey var. Adam çıkış yapıyor da. Evet, daha fazla konuyu uzatmayalım. Programımızı kapatalım. Arkadaşlar bugün enerjiden bahsettik. İleride enerjinin değişik türlerinden de bahsedeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Çölde sorarsam ütü bulurum. Abone olmazsam kötü olurum.